Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan hala bir iz yok. Özel ekipler çalışmaları titizlikle yürütüyor. Son gelişmeleri, son durumu alacağız. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz'ın haber nöbeti sürüyor. Nedir son durum, neler yaşanıyor Sinan şu anda orada? Lütfen paylaş bizimle. Arama kurtarma çalışması hala devam ediyor. 16 gün oldu. Küçük Narin'den haber alınamıyor. Hiçbir izine rastlanılmadı. Küçük Narin şu anda kayıp. Onu bulmak için jandarma asayiş komando timlerinin ihbar üzerine arazideki çalışması zaman zaman devam ediyor. Küçük Narin'den haber ne yazık ki yok. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütüyor ve soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde amca Salim Güran gözaltına alınmıştı. İfadesi alındı 3 gün boyunca. Jandarmada çapraz sorguya alındı ve daha sonra da adliyeye sevk edildi. Adliyede savcı ifade verdikten sonra da mahkemeye sevk edildi. Mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bir açıklama yaptı ve amcanın tedbir amaçlı tutuklandığını söyledi. Amcanın şüpheli olduğunu belirtti. Biz şu anda köyün içerisindeyiz. Köyde şu an için sessizlik var, derin bir sessizliğin olduğunu söyleyebiliriz. Arama kurtarma çalışması eski günlere göre bir hayli azaldı. İlk günde burada yoğun bir çalışma yapıldı. Binlerce dönümlük arazi tarandı, arandı, adım adım bakıldı. Ahırlar, samanlıklar, metruk binalar, metruk evler, bahçeler, yine göletler, sulama kanalları, havadan, karadan, her yerden Narin'i bulmak için yoğun bir mesai harcadı buradaki ekip. Maalesef Narin'den haber almadılar. Bütün ihtimaller şu anda değerlendiriliyor. Kaçırılma ihtimali üzerinde şu an için durulduğunu söyleyebiliriz. Tabii köyde yaşayan vatandaşların bilgisine başvuruldu. Teker teker herkesin ifadesi alındı. Hatta bir kişiden 4-5 kez de ifade alındığını biz biliyoruz. Dolayısıyla da cümleler titizlikle seçiliyor. Her bir cümle üzerinden detaylı düşünülüyor. Her ihtimal çünkü aslında şu anda değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günde yine mezarlıkta ve çevresinde bir arama yapıldı. Jandarma yer altı görüntüleme cihazını Diyarbakır'a getirdi ve Diyarbakır'da mezarlıkta geniş kapsamlı bir tarama yapıldı. Oradan da sonuç elde edilemedi. Özellikle de dere kenarlarında da bir arama yapıldı. Yani her yerde Narin aranıyor. Havada, karada, dere kenarında maalesef küçük Narin'den haber alınmış değil. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı şu anda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde. Herkes Narin'den bir haber bekliyor. Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir arama kurtarma çalışmasından bahsediyoruz. Maalesef Narin'den bir iz bulunabilmiş değil. Hatta bazı bölgelerde iş makinesi geldi, kazı yaptı birçok noktada. Hiçbir yerde izi bulunmuyor. Yine güvenlik kameraları teker teker inceleniyor. 3 ayrı ekip aslında buradaki çalışma yürüttüğünü söyleyebiliriz. Masada çalışan bir ekip var. Karada inceleme yapan bir ekip var. Yine havada da zaman zaman drone, zaman zaman da insansız hava aracı havalanıyor. Yani yoğun bir masada çalışmanın olduğunu söyleyebiliriz. HTS kayıtları, yine plaka tanıma sistemleri, bütün detaylar şu anda hepsi kayıt altında ve her ihtimal şu an için düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Arama kurtarma çalışması kısmen de olsa devam ediyor. Tabii herkesin tek amacı, arzusu küçük Narin'i bulmak ve küçük Narin'e sağ salim kavuşmak. Anne ve baba kızlarından gelecek umutlu bir haberin bekleyişi içerisindeler. Onlar evlatları için sürekli gözyaşı döküyorlar. Kürtçe ağıtlar yakıyorlar. Çünkü onlar Narin'i istiyor, ciğerini istiyor, yavrusunu istiyor. Tek amacı evlatları. Dolayısıyla da onlar evlerinde bekleyişlerini jandarmadan gelen müjdeli bir haberin bekleyişi içerisindeler. Misafirleri de geliyor. Çok sayıda misafirlerin buraya geldiğini biliyoruz. Çünkü burası Diyarbakır'a çok yakın bir mesafede.
ve Diyarbakır'da bilinen, tanınan bir aileden bahsediyoruz. Güran ailesinden bahsediyoruz ve bölgede sevilen bir aile. Dolayısıyla da çok sayıda misafirleri buraya gelip gidiyor. Ve amca zaten şu anda tutuklu, tedbir amaçlı. Biz amca suçlu mu değil mi şu an için bir şey diyemiyoruz. Zaman lazım. Ancak köyde yaşayan akrabaları, muhtarın amcası, kuzenleri, akrabaları tutuklamayı kabul etmiyor. Çünkü Salim Güran'dan öyle bir hamle olacağını akıllarından bile geçirmiyorlar. Dolayısıyla biz buraya geldik. Kendileriyle sohbet ettik amcalarıyla. Amcalar kesinlikle biz itiraz edeceğiz. Mahkeme avukat aracılığıyla, çünkü Salim Güran suçsuzdur diyor buradaki akrabaları. İfadeler de alındı. Deliller de toplandı. Yoğun bir masada şu an için çalışma yapılıyor. Küçük Narin'den bir iz bulabilmek için, ancak şu anda herhangi bir gelişme yok Narin'den. Her yer arandı, tarandı maalesef. Yani buralarda bir şey bulunmadı. Bakın burası büyük bir alan. Burada ilk günde jandarma, komando, AFAD, bakın 1730 personel buradaydı. 1730 personel yoğun bir çalışma yaptı. Geniş kapsamlı bir çalışma. Adım adım her bir karış toprağa bakın basıldı. Basılmayan yer aslında burada kalmadı. Sırf Narin'i bulmak için. Çünkü herkes müjdeli bir haberi bekliyor Narin'den. Şu anda o geniş büyük araziyi kameraman arkadaşım Mehmet Sıddık Bilge şu anda ekranlara taşıyor. Bakın bir yandan mısır tarlası, bir yandan pamuk tarlası ve bu tarlalar hepsi adım adım bakıldı, adım adım hepsi izlendi. Bakın mısır tarlalarının boyu yaklaşık 2 metre. Jandarma, komando, asayiş timleri bakın oralarda yoğun bir çalışma yaptı. Yoğun bir inceleme yaptı. Maalesef oradan da sonuç elde edilmedi. Küçük Narin kayıp. Herkes Narin'i bekliyor ama Narin'den bir iz yok. Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir arama kurtarma çalışması Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran için yapıldı. Narin Güran şu anda kayıp. Kendisi 8 yaşında. Bakın 10 gün sonra okul açılıyor. Narin inşallah bulunur, okuluna başlar, eğitim ve öğretimine tekrardan başlar. Bizim temelimiz o yönde. Narin'i sağ salim inşallah buradaki jandarma ekipleri burada veya başka bir yerde İnşallah bulurlar. Biz de o müjdeli haberi tüm Türkiye ile paylaşırız. Diyarbakır Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da bahsetmişti. Geçtiğimiz haftada koordinasyon merkezine gelip bir açıklama yapmıştı. Ve açıklamasında çemberin daraldığını, adım adım yaklaştıklarını söylemişti. Bir hafta geçti. Henüz bir şu anda bir gelişme yok. Soruşturmalar devam ediyor. Dosyada şu anda gizlilik kararı var. İfadeler alınıyor, deliller toplanıyor. Yine çok sayıda ihbarın da olduğunu söyleyebiliriz. Bazen de asılsız ihbarlar var. 112'ye ihbar gidiyor. İşte falan yerde veya başka bir yerde ekipler gidiyor. Orada bir işlem yapıyor. Oradan da bir sonuç elde edilmiyor. Artık bütün ihtimallerin değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Bakın şu anda köyün giriş noktasını ekranlara taşıyoruz. Diyarbakır yoluna, ana yola yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe burası ve köyün giriş noktasında kontrol noktası oluşturuldu. Köye giriş ve çıkış yapan bütün araçlar aranıyor, kimlik sorgusu yapılıyor. Araç sorgusu yapıldıktan sonra köye giriş ve çıkışlarına izin veriliyor. Aynı zamanda köyün diğer tarafında da bir yol var. O yoldan da çıkmak isteyenlerin hepsinin kimlik sorgusu yapılıyor. Binlerce araç arandı, bakıldı, binlerce kişinin sorgusu yapıldı. Şüpheli kişiler de vardı. Zaten bu bilgiye Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın açıklamasıydı. 8 şüpheli var işin içerisinde. Onlar da ifadesi alındı. Şimdi artık detaylı bir şekilde ifadeler üzerinde bir çalışma yapılıyor. İnşallah oradan da bir sonuç çıkar. Narin bulunur. Haberi herkesle paylaşırız. Annesinin gözü yaşlı, yüreği yanık, sanki bir yanı yok şu anda. Evladından ayrı, dile kolay. 16 gün oldu.
yüreği yanık bir anne, yüreği yanık bir baba, evlatları için gözyaşı döken bir çiftten bahsediyoruz. Arif ve Yüksel çifti, 16 gündür onların ne gecesi var ne gündüzü, evlatları nerede şu anda, nerede olduklarını bilmiyorlar. Çaresiz bir şekilde, umutlu bir şekilde bekleyişlerine devam ediyorlar. Onların da gözü kulağı şu anda jandarmadan veya valilikten veya İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek bir haberde. Biz de A Haber ekibi olarak köydeyiz. Köyde olup bitenleri aktarmaya, anlatmaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrardan size bırakalım. Sinan, çok teşekkürler.